Beyazlar, Fred David Sietz, Siyahlar, Reginald Price, Michel, Londra sahili mi? Hayır, değil. Evet, İngiltere'nin güzel bir kasabasındayım. Evet, palmiyelerin arasında satranç oynanırken, öyle değil arkadaşlar, tabii ki şaka yapıyoruz. İspanyol açılışı yaptık. Gene klasik oyun. İkinci hat da geldi. Fred David Sietz genelde aynı stil oynuyor, dikkat ettiyseniz. Reginald Price, Michel. Biz Michel diyelim. Michel hemen merkez piyonu görünce balıklama atladı. Ama orada kale var. Rok attı işte orada. Orada olmuyor öyle. Öyle olmuyor. Ben diyor, onu da aldım. Şimdi ne olacak diyor. Evet. Kaleyle almadı gördüğünüz üzere. Atla aldı. Çünkü vezir de gelip orada sıkıntılar yapacak. Şimdi atı istiyor. Siyahta giden fili de geliştikten sonra Michel daha yeni bir kısa rok yapıyor. Tehlikenin farkına vardı. Ama Fred David Sietz piyonlarla merkeze doğru yönelip alan kazanmaya çalışıyor. D hattında batarya yapayım dedi Michel. Belki ileride lazım olur. Olabilir tabii ki. Gel şu atları değişelim. Olur, değişelim dedi. İki tarafta değiştikten sonra bakalım nasıl işler olacak. Vezir Fred David Sietz, vezir savunmaya geldi sanki. Evet, doğru görmüşüz. Savunmaya geldi. Yalnız burada Michel baktı ki o vezir bataryasına, vezirle kale bataryası işe yaramayacak. Orada piyon var. Açık hat, E hattı. Bunu fark etti ve kaleyi orada bataryaladı. Evet. Fred Devhirs de vezirin hizasına geldi kalesini. Niye? D hatta olur da açılırsa gereğini yaparım diyor. Evet. At kötü bir yerden tekrar kötü bir yere geldi değil mi? Kenardaki atlara ne diyorduk? Sakat atlar. Evet. Şimdi iki tarafta kazanç arayışlarında en sonunda bakın buradaki gerginliği kim bozdu? Michel. Satrançta bir kural vardır. Gerginliği bozan taraf kaybeder diye. Şaka şaka. Onun hesabını yaparsınız. İyi hesaplayan kazanıyor arkadaşlar. Ama öyle bir terim var. Yok değil. Evet. Kaleleri de değişelim. Temiz oyun olsun. Filleri de değiştik. 3-6, 3-6. Vezir vezir. Beraber gibi duruyor. Evet bakalım.